Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle gene kısa bir kripto para analizi yapacağız. Düşüşler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 9.000 dolarlar, hatta 100 dolar da aşağı sarktı. 8.900'lere kadar geri çekilmeler gördük. Ama genel olarak bizim 9.000 dolar olarak belirlediğimiz, bakın buradaki ve Bulut'un alt kısmı arkadaşlar, destek olarak çok güzel biçimde çalıştı. Yani beklediğimiz bir olaydı. Beklemediğimiz dışında bir olay gerçekleşmiyor şu anda. Bakın burada arkadaşlar, 10.000 dolar bandını aşamayınca o günlük bazdaki ikili tepe olayı bizim üstümüzde, yani Bitcoin üzerinde bir satış baskısı yarattı. İlk destek noktamız arkadaşlar Bulut'un üst noktasıydı. Bakın buradan kısa bir tepki aldık. İkinci denemesinde bir sonraki destek noktamız olan tam olarak Bulut'un alt noktasında şu an hareketin durduğunu görüyoruz. Şimdi ne olabilir arkadaşlar? Olası senaryolar neler? Alttaki bir sonraki destek noktamız neresi olacak? Bunları konuşacağız sizlerle. Şimdi arkadaşlar, burası bizim Bulut'un alt noktası. Bir sonraki destek noktamız. Şimdi ben buradan şu an için Bulut'un altına geçmesini beklemiyorum. Ne olabilir arkadaşlar? Şöyle bir şey olacak bakın, muhtemelen. Kendi fikrimdir. Buradan şöyle biraz tepki alacağız. Kabaca 9.200 dolarlara kadar bir tepki gelecek. Oradan sonra 9.200 dolarlardan sonra muhtemelen burayı bir daha deneyeceğiz. İşte o zaman denediği zaman, eğer ki 9.000 doların altına doğru sarkarsak arkadaşlar, bir sonraki destek noktamıza gideceğiz. Bir sonraki destek noktamız da neresi, onu da söyleyeceğim sizlere. Ama neden buradan 9.200 dolarlara doğru bir hareket bekliyorum, onu anlatayım önce. Bakın o da 15 dakikalığa geçeceğiz sizlerle. Bakın 15 dakikalık da Bitcoin'in grafiğini açtığımız zaman arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi bir yataya bağlama söz konusu ve RSI'de uyumsuzluklar var. Pozitif uyumsuzluklar ve en önemlisi arkadaşlar, RSI bakın burada yavaş yavaş 30 bin seviyesinin üstüne yerleşmiş durumda. Şimdi biz bunu yakaladığımız zaman, bildiğiniz gibi bunu 1 saatlik bazda ve 4 saatlik bazlarda bu kanalı önceden beri takip eden arkadaşlar hatırlayacaklar, birçok kez yakalıyoruz. Şimdi bunu yakaladıktan sonra bildiğiniz gibi biz buluta kadar bir yükseliş bekliyoruz ilk etapta. Bulutu kırarsa, bulutun üstüne atarsa yoluna devam eder. Atamazsa arkadaşlar buraya değiyor ve sonrasında düşüşü daha dip seviyeler oluyor. İşte bakın bu oluşum şu anda 15 dakikalıkta var. Şimdi zaten 9.000 dolar bizim bir destek noktamız. Burada işte bu uyumsuzluğa dayanarak arkadaşlar, bakın burada Bulut'un üst noktası kabaca 9.200 dolarlara denk geliyor. Muhtemelen 9.200 dolarlara doğru bir tepki alacağız buralardan. Eğer ki buranın üstüne çıkamazsak, yani 15 dakikalıkta Bulut'un üstüne çıkamazsak arkadaşlar, bir sonraki dönüşümüzde muhtemelen 9.000 doların altına sarkma ihtimalimiz artacaktır. Ve 9.000 doların kırılması durumunda da arkadaşlar, bize alt kısımda bekleyen nokta 8.500 dolar olacak. Şimdi onun da neden 8.500 dolar bir ara destek noktamız, onu da anlatacağım sizlere. Ama ilk etapta buradaki uyumsuzluklara bakarak, şu iki olaya bakarak arkadaşlar, 9.200 dolarlara doğru bir hareket gelecektir. Ben burada alacağım mı? Ben almıyorum arkadaşlar. Çünkü ben böyle çok fazla 100-150-200 dolarların takipçisi değilim açıkçası. Ama değerlendirmek isteyen arkadaşlar varsa, bakın olay burada. Zaten bu yöntemi çok detaylı bir biçimde anlattığımı düşünüyorum sizlere. Ama dediğim gibi, yani 100 dolar, 150 dolar benim için önemli değil diyen dostlarım varsa zaten şey yapmasınlar, uğraşmasınlar, yani al satla hiç uğraşmasınlar. Şimdi 15 dakikalık da durum bu şekilde. Şimdi bakın tekrardan 4 saatlik baza geçiyorum. Şimdi 4 saatlik bazda da arkadaşlar bakın aynı şuradaki olay gibi. Bakın burada düşüş geliyor. Bulutun üst noktasına değiyor. Sonrasında bakın bir yeşil mum. Tabi bu olayda böyle ağam şağam bir yükseliş beklemiyoruz. Dediğim gibi burada bir 150-200 dolarlık bir hareket alanı var. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar buyursunlar. Yani aynı şu bölgede olduğu gibi burada geldik, bakın destek noktamıza oturdu şu anda enstrüman. Buradan şöyle bir ufak bir yukarıya doğru bir tepki alımı. Ardından denediğinde, eğer ki 9.000 dolarların altına sarkarsak arkadaşlar, direkt gideceğimiz nokta çok net bir biçimde 8.500 dolar olacaktır. Şimdi hemen neden 8.500 dolar? Günlük baza geçiyorum bakın sizlerle birlikte. Şimdi günlük baza geçtiğimiz zaman arkadaşlar, eğer ki 9.000 doların altına gidersek, bakın şurada şu bölgeyi görüyorsunuz. Burada ilk 10.000 denediğimiz zaman burada 8.000 dolarlara doğru bir geri çekilmeler olmuştu. Tam şurada tepki alımının geldiği yere çizgi koyuyorum. İşte bu tepki alımının geldiği yer bizim bir ara destek noktamız şu an için. Ve burası da 9.000 dolardan sonra 8.500 dolar da çok önemli bir nokta. Neden diyeceksiniz? Çünkü burada 8.500 dolarlar da kırıldığı zaman arkadaşlar, gideceğimiz nokta muhtemelen 7.700 dolarlar civarı olacak. Bakın tam şu noktalar, şuradaki kırılımın geldiği nokta. Zaten buralarda bizim kabaca bulut noktamıza denk geliyor. Bulut seviyelerimize denk geliyor. Yani bugün için 9.000 dolar seviyesi güzel çalıştı.
Buranın kırılması durumunda ilk etapta çalışmasını bekleyeceğimiz destek noktamız 8500 olacaktır. Onun altında da arkadaşlar şu nokta, bakın 7700 dolar seviyesi şu anda kritik bir seviye olarak gözüküyor. Ve buralar geldiği zaman açıkçası ben de alım yapmayı planlıyorum. Yani şu an için durumlar bu şekilde. Zaten gün ve gün analiz yapıyoruz. Yine o hareketler geldiği zaman da zaten sizlerle birlikte değerlendiririz. Şimdi böyle düşüşlerde arkadaşlar biz bildiğiniz gibi düşerken de bir enstrümandan para kazanabiliyoruz. Şimdi bir saat bazı geçeceğim bakın sizlerle. Şimdi bir saat bazı arkadaşlar bizim o beklediğimiz oluşum şu an için gerçekleşmiş durumda değil. Yani bizim bu kanalı önceden beri takip eden dostlarım bilecekler, bir oluşumumuz var. Burada uyumsuzluk yakalıyoruz. Eğer ki buluttan da yani ortalama fiyattan da uzaklaşmış durumdaysak bildiğiniz gibi buralarda bir alım yapıp bulutta satıyoruz. Orada bir ortalama %7, %8, %10'lara kadar çıkacak karlar alabiliyoruz arkadaşlar. Ama şu an için bu bakın daha yeni 15 dakikalıkta yakaladığımız olay aslında. Orası 15 dakikalık olduğu için doğal olarak kar marjı da düşük oluyor. Asıl o 15 dakikalıkta yakaladığımız olayı biz 1 saat bazda, 4 saat bazda yakaladığımız zaman o zaman tabii kar marjları daha güzel oluyor. Bu yöntemle de aslında düşen bir enstrümandan da para kazanılabiliyor. Ben şu an için burada bakın 9000 dolar seviyelerine oturmuş durumda enstrüman. Şu anda burada arkadaşlar ilk etapta şöyle bir 9200'e doğru bir hareket bekliyorum açıkçası. 15 dakikalıktaki uyumsuzluktan dolayı. Şimdi orada eğer ki 9200 doların üstüne atamazsa zaten ikinci denemesinde muhtemelen 9000 dolarların altına sarkacaktır. Şimdi arkadaşlar o hareketler geldiği zaman işte bakın buralarda bir saat fazla uyumsuzluklar arayacağız. Şu an için baktığımız zaman uyumsuzluk yok. Gördüğünüz gibi RSI'da düşen diplerimiz var. Grafiğe baktığımız zaman da düşen dipler görüyoruz. O yüzden şu an için o beklediğimiz uyumsuzlukları ne yazık ki yakalamış durumda değiliz. Ama illaki oluşacaktır. Bildiğiniz gibi bu hem yükseliş için geçerlidir hem düşüşlerde geçerlidir. Yani bir enstrüman atıyorum 10.000 dolardan biz hayda deyip böyle bir anda 7.000 dolarlara gitmiyoruz. Yer yer böyle düzeltme yaparak yani yükselip düşüyoruz, yükselip düşüyoruz. Tam tersini düşünürsek de yükselirken de arkadaşlar böyle bir anda 20.000 dolarlara gitmiyoruz. Ne yapıyoruz? Yer yer düzeltmeler yaparak, ufak ufak düşüşler yaparak yükseliyoruz. İşte bu düşüş olayları da genelde ortalama fiyata değip sonrasında yoluna devam etmek şeklinde oluyor. Yani bizim de bildiğiniz gibi arkadaşlar buradaki bulut olarak gördüğünüz bu gösterge bizim aslında ortalama fiyatımızı temsil ediyor. Yani bunu başka kanallarda trend çizgisi şeklinde çekiyorlar. Trend takibi yapıyorlar. O şekilde de görebilirsiniz. Aslında aynı şey. Yani biz trend çizgisi çekmiyoruz. Ben genelde bulut üzerinden gidiyorum. Ve bu bulut olayı da arkadaşlar hem direnç noktası olarak hem de destek noktası olarak çok güzel çalışan bir yöntem. Yani Ichimoku bulutu. Zaten kanalda bununla ilgili ayrıntılı bir video da var. Ichimoku bulutu nedir diye. Yani bu arkadaşlar Japonların bulduğu bir gösterge. Japonlar da adamlar yapıyor yani. Neye ellerini atsalar adamlar iyi işler çıkarıyorlar. Japonları genel olarak seviyorum yani. Mesela benim arabam da Toyota'dır. Genel olarak eve böyle bir klima vesaire gibi bir şey alacağım zaman da böyle Mitsubishi tarzı markalara bakarım. Yani bu kullandığımız gösterge de arkadaşlar bizim Japonların bulduğu bir gösterge. Yani kanalı önceden beri takip ediyorsanız güzel biçimde çalışıyor. Yani marifet bizde değil aslında. Yani bunu kendime övmek için söylemiyorum. Yapan adamı övmek lazım aslında. Yapan adam hakkını vermiş. Güzel biçimde güzel bir şey çıkarmış. Neyse arkadaşlar çok fazla lafı uzatmadan hemen tekrardan şöyle bir videoyu özetleyeyim sizlere. Şimdi arkadaşlar bir sonraki direnç noktamız ve destek noktamız bakın bizim burada bulutun alt kısmıydı. Bulutun alt kısmına geldi. Enstrüman şu anda oturmuş durumda. Şimdi buradan 9200'e doğru bir muhtemelen tepki alımı gelecektir. Ben öyle bekliyorum. Onun da sebebi 15 dakikalıkta yatıyor. 15 dakikalıkta arkadaşlar bakın burada uyumsuzluklar başladı. RSI yavaş yavaş 30.000 seviyesinin üstüne yerleşmeye başladı. Ayrıca buluttan uzaklaşmış durumdayız. Bulut seviyemizde şu an için tam olarak 9200 dolarlara denk geliyor. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar varsa buyursunlar değerlendirsinler. Tabi 15 dakikalıkta olduğu için bu uyumsuzluk. Öyle ağam şam bir kar marjı yok ortada. Ama ben yine de söylemek istedim. Belki çok kısa vade trade yapanlar da vardır. Muhtemelen yani buradaki uyumsuzluğa dayanarak arkadaşlar. Bakın aynı şurada bulutun üstüne değdikten sonra. Bakın şurada bir yeşil mum var. Aynı buradaki gibi arkadaşlar. Şurada küçük bir yeşil mum oluşup 9200'den sonra eğer ki 15 dakikalıkta bulutun üstüne atamazsa muhtemelen ikinci denemesinde arkadaşlar 9000 doları kırma ihtimalimiz yüksek. Bunu takip etmemiz gerekiyor. Bunun kırılması durumunda dediğim gibi 9000 dolarların kırılması durumunda arkadaşlar ilk etapta güzel bir biçimde destek olarak çalıştı. İkinci denemesinde burayı kırması durumunda gideceğimiz yer dediğim gibi günlük bazda
Bakın şurası tam bu düşüşteki alıcı bulduğumuz mevki olan 8500 dolar civarları. 8500'ün de kırılması durumunda arkadaşlar. Aşağıda ben 7700'ü bekliyorum şu an için. Burası gelmiş durumunda da bence alım olarak değerlendirilebilir. Zaten gün ve gün analiz yapıyoruz. O hareketler geldiği zaman da tekrardan konuşuruz sizlerle. Şu an için durumlar bu şekilde. Arkadaşlar katıl butonunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Kanalımızda katıl butonu aktifleşmiş durumda. Tam abone ol butonunun yanında bulunuyor. Aylık 10 lira arkadaşlar. Günlük 30 kuruşa denk geliyor. Destek olmak isteyen arkadaşlar varsa aylık 10 liraya dediğim gibi katıl butonunu kullanarak destek olabilirler. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.